Aleyküm muhterem yurttaşlar. İslahat ve Mesuliyet Türkümü'den növbetteki kürsatımız yine canlı efirde. Sizge yakışım elim ki biz aynen mene şu İslahat ve Mesuliyet Türkümü'den kürsatularımızda cemiyette emelge aşırılayatken tüm islahatlar, onların netice doğruluğu hakkında söz yurtamız. Biz bilemiz keyingi yıllarda Respublikamızda türlü sahalarda keng kölemli islahatlar emelge aşırılmakta. Elbette onların netice doğruluğu ham körünmakta. Biz bugünkü kürsatımızda xalq təlimi sahasında əməliyə aşırılayarken islahatlar, qalaversa yangi 2021-2022 okul yılı başlangandan keyingi yangiliklər təlim sahasındaki mənə şu barada siz bilən fikirləşəmiz. Demək, biz canlı efirdəmiz, mabada xalq təlimi sahasındaki əlaqadar bolgan, bizni tamaşa qalayarken yurttaşlarımız bolsa, teleekran karşısına yakılarak oturup, bugünkü studiyamızın mana şu 223-92-01 hem de 223-92-18 rakamlarına bemalol müracaat kılışları ve bugün vilayetimizin halk təlimi sahası mütesedilerine müracaat kılış imkaniyetleri ham var. Bugünkü kürsatımız iştirakçıları bilen sizlerini tanıştırıp ötemen. Xorazm vilayeti halk təlimi başkarması başlığının orun basarı Tillayev Bahadır Batiriviç. Vilayet halk təlimi başkarması monitoring bölümü başlığı Nurmetov Tursunbek Kenceyeviç. Vilayet Xalq Təlimi Başqarması Anıq Fəllər Metodisti Cavlanbek Qoşqarovlar bugünkü İslahat ve Məsuliyyət Türkümüdən kürsatımızda iştirak kılışmaqda. Elbette mana bir ay aldın mukaddam, mana şu yangi okul yılı başlandı. Hoş bu yangi okul yılı da təlim sahasında qanday yangilikler əməliyyatka cari kılındı. Qala versa bugünkü kündə mana şu təlim sahasındaki islahatlardan közlengen maksat ve bunun netice darlığı qanday boladı. Biz bugün aynen mana şu mevzuda fikirləşəmiz. Men dəstləbki söz növbətini Vilayet Xalq Təlimi Başqarması Başlığının orun basarı Bahadır Batiriviçkə verəmən. Mərhəmət. Rahmet. Assalamu aleyküm. Dərhaqqat özünüz aytdığınızda bugünkü okul yılı bir başqaça keyfiyyətdə başlandı. Yangi O'zbekistonda erkin ve farovon yashaylik shiori ostida bir yangicha maktablarda başlandı desem yanlışmayman. Sababi 2021 yılning o'zida 404 ta maktabimiz yangi zamonaviy qiyofada ta'minlandi. Mana qishloqlar bo'lsin, shahar bo'lsin, agar shu maktablarga borib bir aylanib ko'zingiz tushsa, maktablarni old tomonidan chiroyli qilib, burchakchalar bosilgan, hamma joy tartibga solingan. Fasadları, taşkı görünüşleri bir özgeçe kesip etken bir təlim maskerlerini körüp yuvaqı bulasız. Kala verirse cihazlar her ilgiden cüde yakşı sıfatlı cihazlara yetkazıp verildi. Umman ben kıskaç ayda degen olsam 21. yılın özü de Abad Kışlak, Abad Mahalla desturları dairesi de hem de devlet desturu dairesi de 250 milyard son mablağ hesabıya mekteplerimizde bir kuruluş, təmirləş, maddi bazanı yaxşılaş işleri alıp barıldı. Bu elbette özünün samarasını verdi. Mənə şu 6. sentyabrda başlangan yangi oku yılı yukarıda etkenimizdik. Məsullar, rəhbərlər, hakimiyyət orqanları, xadımları, içki işler ve həmkar təşkilatlarının vəkilləri iştirakı da müstakillik dərsləri bilen başlandı. Mənə şu ki 5 ildə alıp barılgan işler bilen okuçular, okutucular, ümumən atanalar tanıştırıldı. En kuvanallısı 11. sınıfını tügəlləgən okuçularımız Ali təlimge kiriş boyunca her ilgiden yukarı neticelerini kol getirdiler. Ben takkaslaş için bir iki tane rakamla aytıp ötemen. Misal için 17-18. Oku yılda Ali təlimge kiriş kürsetkişi 5% təşkil kılgın. Umumi 11. sınıf bitirici sana genis beden. 18-19. Oku yılda bu 12% təşkil kıldı. 19-20. Oku yılda 20% təşkil etken olsa bu yıl 20-21. Oku yılda 30%'a yakınlaşıp kaldı. Hali yine imkanlarımız var. Bana xaricilik mutakassislər gelip, harici ali təlimlərge, başkalarga tərqibat işler olup durdu. Bunlarga kirişini xalqlaşılarımız ama hala ancağını təşkil edildi. Demek bu yıldan yılga okuçularımızın, umman atanalarımızın şu ali təlimge kirişke bolgan kızı kışları aşken
görünüp durgan bosa kalaversa talim sıfatını ham yakşılanıp barayatgeligiden derek biredi. Bu esasi ölçü mezanı desem yanlış mıyım ben? Mesal için 11 yıl algen bilimini kelip bana şu 11. yıl yakında körsatıp biriş hakiki bir esasi mezan desem bu şek şüphesiz. Yine bir kuvanallı halatı bu yıl Ali talimge kiriş boyunca 80-90% aşık okuçlar kirgen mektepler sanı üstü. Mesal için bana yengerek tumandaki 28 sağlı mektep, adli mektep, umtalim mektebi kışlakta cihalaşken 100% okuçusu Ali talimge kirdi. Bağat tumandaki 92 sağlı mektebi internet 96% okuçusu kirdi. 100% yakınlaşıp kaldı. Ondan taşkarı bana yengerek tumandaki 38. mektep, şu tumandaki 11. sağlı mektebi internet, Ürgen Şahir'deki 30. sağlı mektepler, Koşköprü tumandaki 1. sağlı mekteplerinin hem bitiruvçileri 80-90% ziyade Ali talimge girdiler. Bunu elbette aytıp ötüş gerek çünkü bunu tegide elbette şu okutucuların katta mihneti, şu okuyucularga bergen bilimleri yatıptı. Mana şunday jarayonda 1. sınıfka 33.926 nefer okuyucunu kabul kıldık. 25.092 nefer bitiruvchi bo'lgan bo'lsa 33 mingni qabul qildik. Mana aralıqdagi farqni ko'rib turibsiz. Demak, her yil mana shunday 6000, 7000 nafarga ko'p bolalar maktablarga kirib kelyapti. Bitiruvchiga nisbatan 11 sinf bolalariga nisbatan 1 sinf bolalari soni 6000, 7000 ga farq qilyapti. Demak, bu galda hali qiladigan ishlarimiz ko'pligini, hali yangi maktablar qurish zarurligini, yangi binolar, qo'shimcha binolar qurish zarurligi o'z-o'zidan mana ko'rinib turibdi. Kechirasiz, Bahodir Botirovich, shu o'rinda bir narsaga e'tibor qaratsak. Mana siz o'zingiz aytib o'tdingiz, 11 sinf bitiruvchilariga nisbatan 1 sinfga qabul qilinayotgan o'quvchilar soni 5-6 ming nafargacha ortiqcha qabul qilinmoqda deb. Bu albatta keyingi tahsil oladigan o'quvchi yoshlarining son jihatdan ortib borishini ko'rsatadi bu albatta. Lekin mana shu viloyatimizdagi bugungi kunda faoliyat ko'rsatayotgan o'rta umumiy ta'lim maktablarining hammasida ham ikki smenada o'quv mashg'ulotlari tashkil qilinganmi yoki bo'lmasa ayrim bir hududlardagi maktablarda hatto 3-chi smenada ham dars mashg'ulotlari o'tkazish holatlari bormi? Bizda men ochig'ini aytishim kerak, hozir 3 smenada o'qiydigan maktab qolmadi. 2 navbatlilikdan ziyod maktablarimizga ham qo'shimcha binolar qurildi. Mana Urganch shahridagi Navroz mahallasi deymiz, 31 sonli maktab shu 2 koeffitsiyentdan ziyod edi, yoniga mana qo'shimcha bino ishga tushdi. Misol uchun Urganch shahridagi 10-chi sonli 3-chi sonli ta'lim rus tilida olib boradigan maktabga, 10-chi sonli maktabga, mana shunday maktablarimiz bor edi. Hammasiga mana keyingi 2-3 yilda qo'shimcha binolar qurish orqali bugungi kunda umumiy olganda, umumiy viloyat bo'yicha olganda 1-1 koeffitsiyentni tashkil etyapti. Bu degani hali muammo hal bo'ldi degani emas. To'liq 2 smenada ishlab turgan maktablarimiz bor. Bularni ham kelgusida mana shu rejaga kiritilib, takliflar berilgan. Agar shularga ham qo'shimcha binolar qurilsa, men ishonch bilan aytishim mumkin, bir 4-5 yilning ichida mana shu jarayon davom qilsa, to'liq hamma maktablarimizni bir navbatga o'tkazib, tushdan keyin, darsdan keyin to'garak mashg'ulotlari o'tish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Hali muammolarimiz bor. Shu o'rinda yana bir narsaga e'tibor qaratsak, umuman biz bilamiz, bugungi kunda ayrim o'rta umumiy ta'lim maktablaridagi sinf xonalarida 40 nafargacha bo'lgan o'quvchilar tahsil olmoqda bitta sinfda. Mana shunday maktablar soni, qolaversa, bugun me'yor darajasida qancha nafar o'quvchi bo'lishi kerak bitta sinfda? 2020 yilda yangi tahrirda chiqqan ta'lim to'g'risidagi qonun bu narsaga nuqta qo'ydi. 35 nafardan oshmasligi aniq ko'rsatib qo'yildi. Mana siz aytgan holatlar bor. Bu oldin 35 va undan ortiq degan bir nima ketar edi-da, bir aniq bo'lmagan bir raqamlar ketar edi, shu paytlari olindi 40-42 ota-onalarning talabi bilan. Bular ham hamma maktabga emas. Ochig'ini aytish kerak, ta'lim sifati yaxshi bo'lgan, talab ko'p bo'lgan maktablarda shunday holat bo'ldi. Lekin mana shu qonun bilan bu tartibga solindi, bu asta-sekin o'z o'rniga tushadi. 35'ten ziyod bo'lishi taqiqlandi hozir, mumkin emas. Rahmat. Umuman har yili davlat dasturi asosida viloyatning shahar va tumanlarida bir qancha o'rta umumiy ta'lim maktablari binosi mukammal ta'mirlashga yoki bo'lmasa rekonstruksiya qilishga sharoit bo'ladi, zamin yaratiladi. Lekin oldingi yillarda shunday bir holatlar bo'ldiki, bu mana shu yil davomida yangi o'quv yiligacha ulgurilmagan holatlar bo'ldi.
Yani sentyabr ayında yangi okul yılı başlanadigan bolsa, mekteplerini tamirlash, yoki bo'lmasa qo'shimcha binolar qurilishi, hatta dekabr oyigacha cho'zilgan vaqtlar bo'ldi. Bu yilgi mana shu holatlar qanday bo'ldi? Bu yil mana shu sentyabr oyining boshida bizda bir 6 ta maktabimizda sal kechikish bo'ldi, uni to'g'risini aytish kerak. Lekin 13-15 sentyabrdan hammasi ishga tushib ketdi. Endi qurilishni butunlay yakunlab o'quvchilarga hech qanday xalaqit qilmaydigan ta'lim jarayoni yurib ketadigan sharoit yaratish uchun quruvchilarga ozgina vaqt kerak bo'ldi. Buyur. Misol uchun tevarak atrofini obodonlashtirish, o'rash, qurilish materiallari boshqalarini yig'ishtirish va hokazo ishlari bo'lib turdi. To'g'ri aytdingiz, bir o'tgan yillar boshqalarda bu kechikishlar bo'lar edi, lekin bu yil ben açığını açayım gerek, vilayet hakimliğinin kattık nazaratı, hem cemaatçilik kengeşi tüdürgenliği, mahur kuruluşlardan, atanalardan şularının tesiri buldu. Büyül en çok yakışı, yakışılandı. Şu oranda indi yine bir, bana şu bugünkü günde vilayetteki orta umum talim mekteplerinin barçası da zarur mutakaslik ki ige bulgen fen okutucuları buladı mı? Ya ki bulmasa başlangıç sınıf, başlangıç talim okutucuları buladı mı? Bugün yeterli deyip ayta alamız mı? Esasî muamma bizde şu talim Rus dilde alıp bağladığın mekteplerde. Talim Özbek dilde alıp bağladığın mekteplerde bu meseleler geçilgen. Kadırlar hatta artık desem ama olalı. Sebabı bana Urganç Devlet Üniversitesi'nin özü de büyük 2600 nefer talebe pedagogik alışta tügelledi. Özü 549 mektep buldu yendi bizdeki. Eğer taksimlasanız ama her mektepke 5-6 yenge mutakas doğru kez tuttu. El büyüğünün özü de. Gelgüsü yıl yendi yine de köprak talebeler bitkezip geliyordu. Lekin bir muamma ana şu talim Rus dilde alıp baladigan mekteplerde açığına yetiş gerek. Saf Rus dilde ders öte aladigan tarih, geografiya, matematika, informatika gibi fenlerini Rus dilde öte aladigan mutakasları yetişmek. Demek ki fen okutucularına ihtiyaç var. Bugünkü günde talim Rus dilde alıp baladigan mekteplerde alakada fen okutucularına zaruret, ana şu mutakasları ihtiyaç var. Zaruret var. Şimdi bunu bana Rusya bilen bir şartnamalar bol yaptı, volontörler gel yaptı, Ali Talim Muhasasası hem izlen yaptı. Kimya faniden hem biyoloji faniden Rus dilde alıp barıladigen derslerge mutakasler teyallaş cereyanı bol yaptı. Büyül bitkezedi birincisi. Yani şunda cereyan bilen belki mi onu geçip biter, lakin azıca muamma var. Rahmet. Umman biz, bana şu vilayet halk talimi başkarması başlığının orun basarı, umman yengi okuyulge teyar gerlik. Kala verse bu baradaki mutakasitler meselesi bu işe söz yürüttüler. İndi ise biz bir vasıta halk talimi başkarması monitoring bölümü başlığı Tursun Bey Kencayevich'e müracaat kılamız. Elbette bu yengelikler, islahatlar her bir oku yılı da alakıda bir yengelikler bugünkü günde. Demek edigen de bugünkü cemiyetteki özgürlüklerden, hayati zaruretten gelip çıkan halde təlim sahası yakam. Aynısı halk təlimi sahası yakam. Mena şu balalarının yukarı bilim alışı ve onlarının çukur bilim egelleşige şeraitler yaratış. Kala verirse okutucu pedagoglarının kesbi melekesini aşırış bu arası da halk təlimi vezirliği tamamından bugünkü günde köplep sayı hareketler kılınmakta. Umman yenge oku yılda kandaydı bir yengelikler cari kılınmakta. Merhamet. Elbette. Assalamu aleyküm. Yangi o'quv yilida shunday bir yangilik joriy qilindiki, barchamiz bilamizki, sifatli ta'lim, ya'ni ta'lim sifatining asosiy omili pedagoglarga borib taqaladi. O'qituvchi kuchli bo'lsa, o'qituvchi yaxshi bo'lsa, tayyorlayotgan mahsulot ham sifatli chiqadi. Shuning uchun albatta o'qituvchilar birinchi navbatda. Bularni pedagog kadrlarni attestatsiyadan o'tkazish tartibi bizda oldindan mavjud edi. Lekin ayrim bir muammolar yoki ayrim bir to'siqlar yoki ayrim bir o'qituvchilar uchun noqulayliklar bor edi. Shularni bartaraf qilish maqsadida endi bu yangi qaror qabul qilingan Vazirlar Mahkamasini 572 sonli qarori qabul qilingan 2021 yil 17 sentyabrda. Albatta bu pedagoglarimiz uchun bayramga shu tuhfa sifatida qabul qilsa ham bo'ladigan darajaga kelgan bu qaror. Ya'ni shunda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Oldinlari pedagog kadrlarimiz o'zlari hujjatlarini tayyorlab, hujjatlar yig'ma jildini ko'tarib yurardi. U testdan o'tgani bir yoqqa, mana bu yerda hujjat tayyorlagani bir yoqqa edi. Hozir o'sha hujjatlar bekor qilindi. Ta'lim muassasalarida attestatsiya komissiyalari bo'lardi va tuman shaharlarda viloyat xalq ta'lim boshqarmasida ham attestatsiya komissiyalari bo'lardi. O'sha attestatsiya komissiyalarining faoliyatlari butkul to'xtatildi, yakunlandi va bitta respublikada, ya'ni ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining o'zida komissiya bo'ladi. Bo'ldi, boshqa hech bir hududlarda boshqa yerda bo'lmaydigan bo'ldi. Shuningdek
Pedagog kadrlarımız aldıları birinci ve Ali Meleke Taifeli pedagoglarımız atistasyadan ötüş için pul töleridir. Özünün müddeti kegen bozayam, bazı hesaplaş miktarını, bir beraber miktarını pulunu töleridir de keyin atistasyada iştirak kılardı. Hazır ise aynen müddeti kegen pedagoglarımız bir pul atistasyadan ötkezilirdi. Kaçan ki müddetiden aldın atistasyada iştirak kılaman deyse, şunda yine özünün teşebbüsü bilen çıksa yine pul töleridir de bazı hesaplaş miktarını bir beraberine getirdi. Şimdi aldığım bizde büyütme degenlerse var. Bu cüde bir pedagoglar için hem ya ki bu masa başka bir hadımlar için hem nakulaylıklar doğdurardı. Yani pedagog büyütmeye girmedi mi? Büyütmeyi indi bir yıl aldığın şekillendirildi. Yanvar ayda şekillendirildi. Bari April ayda, İyun ayda pedagog sertifikatını alardı. Lakin şu yanvar aydaki büyütmeden kap geçen pedagog Barat'ta atistasyada iştirak kılamazdı. Büyütmeni zavut şekillendirirdi, Tuman'da bir mesul bulardı, Vulayet'te bir mesul bulardı. Şu mesullerinin mesuliyetsizliği sebeple, ya ki bu masa pedagogun özünün mesuliyetsizliği sebeple atistasyadan kap geçer. Hazır oşa büyütme bekar kılındı. Endilikte pedagog kadar atistasyadan ötüş için iki ta hüccet alıp baradı koliga. Ve o hüccetini kayırga alıp baradı. Pedagog kadrlarına üçte imkaniyet verdi. Haklagen bir yönelişi boyunca özü atistasyada iştirak kılışı mümkün. Haklagen bir şekilde ya ki usuldan faydalanıp ruhiyetten ötüşü mümkün. Birinci usulü devlet hizmetleri merkezine bargen halette şahsın tasdikler pasportunu alıp baradı. Keyin diplomunu alıp baradı. Şimdi keyin mektepten verilgen malumatnama boladı. Pedagogik faaliyeti ve onu psikolojik berkararlıgın bakalengen malumatnama. Oşa malumatnama. Diplom malumatnama. Bu oldu. Başka neyse takdim kılmaydı. Nöbetten taşkar olsa sunmasın töleydi. Devlet Hizmetler Merkezi'ye bargen halette özü, şahsen özü şu arize verişi mümkün. Haklasa ikinci varyantı. Haklasa oturgen cahide, üyde ya ki mektepte, hemen mektebimiz internet bilen temillengen, şu mekteplerge oturgen cahide interaktif devlet hizmetleri portaldan, yegana portaldan ya ki bu mesela devlet talim sıhhatini nazarat geçici devlet inspeksiyasının web sayt arkalı röyhetten ötken halette arıza verişi mümkün oldu. Şimdi bu nime deydi? Hemme mesuliyet pedagogunun özü de kaldı. Özünün atistasyasının müddeti keli yaptı mı? Bu oldu. Özü hareket kılış gerek. Hemen atistasyanın müddeti keli yaptı. Arizanı tapşırış gerek. Haklagen şekilde tapşırış gerek. Haklagen usulden faydalanış gerek. Bu oldu. Gitti. Eğer tavşır almadı mı? Yenilikte mecburi atistasyaya iştirak kılmayan pedagogika aylık maaşı hesaplanmaydı. Sebebi aldınları sertifikat tarikat işte genim olardı. Pedagog ötüp kegenden keyinem bir ay, iki ay, üç ay lepem sertifikat alalmagen devirleri bugün. Sertifikat kemedi degeni Ali Taifeli pedagog bile mutakasist Taifeli pedagogun ortasında selkem 900 bin son fark kılattı. Onge mutakasisten tölep duradı kolige sertifikat gelgünge kadar. Endilikte bu yem berham tapıldı da avtomatik terzde uzas bu tüzümü var Maliye Vezirliğin. Çünkü integrasiya kılıngan halette pedagog taifeden öttü mü avtomatik terzde pulaya maaş edi. Onun şahsi kabineti oladı, şahsi kabinetiye sertifikatı kelip duradı. Haklasa sertifikatını özü printerde çıkarıp oladı, QR kod arkalı okutadı, tasdiklanadı, bu oldu. Hemme ten aladı bu sertifikatını. Haklasa indi onge sertifikat hem şart değil mi? Sertifikat özü pulunu hesap kitap kılış için maliye talep kılardı. Hazır indi bu kağız bazı ketti bu neyse. Aşkıra uğrattı. Aldınları bilemiz 2019 yıl geçe pedagog kadrlarımız 15 yılda Ali Meleke Taifesi alardı. 15 yılda Ali Meleke Taifesi. Keyin 2019 yılda 392. sanalı karar çıktı da bu teyzleştirdi de 5 yılda aladıken bu. Endilikte 572. sanalı karar boyunca pedagog kadrlarımız bir yarım yılda Ali Meleke Taifesini alıp biledi. Mutakassis birinde. Sebebi atistasyalar aldıkları yılda bir maratabı ötkezilediğim olsa endilikte ise her yılı iki maratabı ötkezilediğim oldu. Atistasyaya cereyanlar. Nöbetten taşkara atistasyada iştirak kılışı mümkün. Nöbetten taşkara iştirak kılsa atistasyaya cereyanda. Pedagog nöl bal alıp çıksa yem onu özünü taifesi saklanıp kaladı. Onge selvi karar kabul kılınmaydı. Aldınları ders ötüş mahareti, mehnet samaradarlığı keyin okutucunun bilimi boyunca testi var idi. Her birisinden tek işli balını toplaşı gerekiyordu. Az bu nerse yok aldı da yani test, meleke sınavdan test, emeli, nezari ve keza. Meleke sınavı da belirtilerdi. Meleke sınavdan 80 bal,
pedagogik mahareti ve psikolojik barkararlılığından 20 bal geçe. Yani ikisini koşup hesaplayanda 100 bal geçe hesaplanan oldu. Şundan gelip çıkıp 80 baldan yukarı bal toplasa bunge Ali Meleke taifesi belirledi. Özünün kategoriyeler var, şunge kara bağlarım pes ettirildi. Demek keçirasızı bir nersiye anıklıştırırsak. Bana siz 80 baldan yukarı bulgende Meleke birleşi 100 baldan keyin ve malal Ali taifesi birleşi hakkında yapırdınız. Lekin ana şu talep meyarlarda bu fakat gene okutuşunun bana şu savallarga cevap verilişi, bana şu psikolojik testlerden ötüşü. Lekin onun okuşularının yutuklarına ahamiyet verildi mi bunda? Mesela okutuşu buluşu mümkün. O test sınavlarda yakışı bal alması ki mümkün. Başka bir saval cevap da alması ki mümkün. Lekin onun vahalanki okuşuları Respublika ya ki olmasa halk, halkara taifadaki halkara olimpiyadalarda neticelerge erişken buluşu mümkün. Mana shunga ham e'tibor qaratiladi mı? Albatta bunday o'qituvchilarimiz ham bor. Bunday o'qituvchilarimizni ta'lim muassasasida saqlab qolish maqsadinda bunday o'qituvchilar attestatsiyaga jalb qilinmasdan to'g'ridan-to'g'ri malaka toifasi beriladi. Bularga testga ham kirizilmaydi, attestatsiyaga ham jalb qilinmaydi, hatto bazaviy hisoblash miqdoridagi puli ham undirilmaydi bundan. Bular ariza beradi. Ya'ni qaysi toifadagi o'qituvchilar? Misol uchun shunday o'qituvchilarimiz bor, sport musobaqalarining tuman bosqichida birinchilikni olsa o'quvchilar, bunga ikkinchi malaka toifasi. Viloyat bosqichida birinchilikni olsa, bunga birinchi malaka toifasi. Yoki respublika bosqichida yoki xalqaro bosqichlarida birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rindan bittasini olsa, bunga to'g'ridan-to'g'ri attestatsiyaga ishtirok etmasdan oliy malaka toifasi beriladi. Shuningdek, o'quvchilari xalqaro olimpiadalar bor, nufuzli olimpiadalarimiz bor. Xalqaro matematika deydi, fizika, informatika, biologiya, ximiya olimpiadalari bor. Shu olimpiadalarda ishtirok qilib sovrindor bo'lsa, bronza, oltin, kumush medallardan bittasini qo'lga kirsa, to'g'ridan to'g'ri oliy malaka toifasi beriladi bunday o'qituvchilarga. Va demak, bu o'z-o'zidan uning oladigan daromadiga ham ta'sir qiladi. Albatta. Yaxshi daromad olish oylik maoshlarining oshishiga zamin yaratadi. Demak, bugun mana shu o'qituvchining o'quvchilarining yutuqlari natijadorligiga qarab ham uning moddiy manfaatdorligi oshib boradi o'qituvchining. Albatta. Endi mutaxassis toifali yangi kelgan o'qituvchi bo'lishi mumkin. Bir yil ishladi, ikki yil ishladi. Endi bir yarim yilda oliy malaka toifasiga chiqib biladi dedik. Lekin ikki yil ichida u uch yildan keyin majburiy attestatsiyaga jalb qilinadi yangi kelgan o'qituvchida ta'lim muassasasidan. Lekin u bir yilda natija ko'rsatdi-da o'quvchilari xalqaro darajaga chiqib qo'ydi. Shu yerning o'zida oliy malaka toifasi beradi. Bu degani buni har oyligiga 900 ming so'm pul qo'shib berdi. 1 millionga yaqin qo'shiladi. Bundan tashqari xalqaro darajada o'quvchilari sovrindorlarni egallasa ularga ustamalar bor. 100%, 150%, hem 75%lik ustamalar to'lanadi ularning oylik maoshlariga. Bu degani uni maktabiga ham, direktoriga ham. U o'qituvchi kelib tursa-da 5 million oylik oladigan bo'lsa, unga yoki 3 million oylik oladigan bo'lsa, 150% ustama degani bunga yana 7,5 million ustiga qo'shib ber deganida. Mana shunday. Demak, bir vaqtlar aytilgan o'qituvchining maoshi agar u yaxshi faoliyat ko'rsatsa, 1000 dollar darajasigacha maoshga ega bo'lishi mumkin o'qituvchi degan xuddi amaliy ifodasini mana shunda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu so'zlarning. To'g'ri, albatta. Endi bu to'g'ri, hamma o'qituvchilar o'ylanishi mumkin. Xalqaro daraja haqida gap ketyapti. Xalqaro darajaga hamma chiqa olmaydi, barcha chiqa olmaydi. To'g'ri, u saylangan odamlar chiqadi. 7 ta ketadi o'zi respublika bo'yicha. Endi bu respublika olimpiadalari bor, asosiy olimpiadalar bor. Asosiy olimpiadalarni respublika bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritsa o'quvchilari, bunda o'qituvchini malaka toifasi bir pog'ona oshiriladi. To'g'ridan to'g'ri. O'qituvchini o'zi ustoz milliy mukofotimiz bor bizni yani hozir bo'lib turibdi, bu tanlov qabul qilingan, hujjat qabul qilish jarayoni ketib turibdi. Shu tanlovda o'qituvchini o'zi ishtirok qilib, sovrinli o'rinni respublika bosqichida qo'lga kirsa, uni ham birinchi toifasi ikkiga ko'taradi, ikki bo'lsa birga ko'taradi, yuqoriga chiqariladi. Demak, bugungi mana shu xalq ta'limi sohasida olib borilayotgan islohotlardan ko'zlangan maqsad bu o'qituvchining bilim darajasiga emas faqatgina, balki uning o'quvchilarga qanday bilim berishi va uning o'quvchilari qanday natijalarga erishishiga ham bog'liq bo'lib qoldi. Aynan mana shuning natijadorligi bugungi kunda sekin asta ko'rinmoqda. Albatta, bugungi kunda nafaqat ijtimoiy fanlar, balki aniq fanlarga ham qiziqish ortgan. Nimaga deganda, aynan viloyatimizda ham mana shu aniq fanlar
o'qitiladigan maxsus maktab internatlarining tashkil qilinganligi va qolaversa qaysidir bir maktablarda ixtisoslashgan sinflarning tashkil qilinganligi bugun bor gap. Mana shu borada aniq fanlar bo'yicha viloyat xalq ta'limi boshqarmasi metodisti Javlonbek sizga so'z navbatini beramiz. Bugungi kunda maktablarda aniq fanlarni o'qitish bo'yicha mutaxassis kadrlarning bilim salohiyati, qolaversa ularga yaratilgan sharoitlar, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugün günde yangi o'quv yilidan boshlab mana asosiy fan olimpiadalarini o'tkazish tartibi bo'yicha aytib o'tmoqchi edim. Bu ham bir o'qituvchilarimizning yutuqlari, o'quvchilarimizning iqtidorli o'quvchilarimizning yutuqlari bo'ladi. Shu borada O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi. 562-sonli qarori 9-sentyabrda 2021 yil 9-sentyabr kuni. Ve bu karar esasında fen olimpiyadalarını teşkil etiş ve ötkeziş barasında ve bunların halkara olimpiyadaların iştirakçılarını rağbatlandırış doğrusunda nizam tasdiklandı. Ve şu nizam esasında küdeki olimpiyadaların ötkeziş belgele bağlandı. Ve bunlardan esasi yılda ötkezilen olimpiyadamız var, esasi fen olimpiyadalarımız var. Ondan teşkari olimpiyadalar koşuldu, koşumça Respublika olimpiyadalar ötkezilendi. Nüfuzli halkara olimpiyadalar ötkezilirdi. Mintakavi halkara olimpiyadalar ötkezilirdi. Ve hazırda bu karar esası da olimpiyadalar ötkeziş, olimpiyadalar takvimi işlep çıkılgan vezirlik tamamından, halk terimi vezirliği tamamından. Ve hazırda fen olimpiyadalarının esası olimpiyadanı her ilgi ötkezilirdiğin esası olimpiyadamızın mektep baskıcı sentyabr ayında başlanadı ve hazır başlayıp cereyan getirip durdu. Ve esasi olimpiyadamızın 4 baskışta olup ötedi. 4 baskışta ve hazır kararı esasen evvelki ötken yıllar doğumundaki olimpiyadalardan farkı fenler boyunca ikide grupta ajratilgan halde ötkezilirdi. Yani birinci grupta nüfuzlu halkara olimpiyadalardaki 5 fen, yani matematik, fizik, biyoloji, kimya ve informatik ve akbarat teknolojiler fenleri nüfuzlu halkara olimpiyadalar terkibine kiradan fenler birinci grupta ötkezilirdi. Ve ikinci grupta ise kalgan fenler ötkezilir, rejeleştirilir. Hazırda mektep baskıcı ötkezip olup, tümen baskıcıya iştirak etedigen galiblar ruhiyatı şekillendirilip tefsiye kılıp verilirdi. Ve bunlar her bir hemmesi yani galip bulunan okuyucular ve iştirak etken okuyucular Halk Təlim Vəzirliğini akbarat tizimine caylaştırılardı. Bərcəz. Hazırda üçüncü baskıç boyunca etedigen bulsak üçüncü vilayet baskıçıda olimpiyadada katnaşadan okuyucular evvelki olimpiyadalarga karağında özgeriş kısmını aytıp ötedigen bolsak hazırda tümen baskıçıda umum təlim mektep okuyucuları ortasında bolup ötedi. Yani 9. 11. sınıf okuyucular ortasında olimpiyadalar teşkil kılınadı. Vilayet baskıçıda iştirak etedigen okuyucular demek, Umutalim Mektep 9. 11. sınıf okuyucuları ve Prezident Təlim Müasseseli Agentlik Təsarrufudaki Prezident Mektebi ve İcat Mektebi okuyucuları, Kəsb Hünər Mektebinin okuyucuları ve Akademik Lise okuyucuları iştirak etediler. Bundan taşkari vilayet baskıcıda maksus mektep internatlar okuyucularımız var. Ve şu okuyucularımız iki fen boyunca fen olimpiyadası tapşıradılar. Bunlar ana dil edebiyat fəni ve matematik fəninden doğrudan doğru vilayet baskıcıda iştirak etiş hukukunu verilgen. Rahmat. Umuman bugünkü günde vilayetteki orta umutalim mekteplerde aynen bana şu anık fəllerge, tabi fəllerge okutucu mutakassitler yeterli mi? Hazır günde anık fərler ve tabi fərlerge okutucularımız yeterli, güçlü, tecrübeli ustazlarımız var. Fen olimpiyadalarda, nüfuzlu halkara olimpiyadalarda
iştirak, okuyucuları iştirak etip geliyordur. Ötken oku yılı da halkara fen olimpiyadalarda matematik fenden, fizik fenden okuyucularımız iştirak etti ve sertifikatla kabul kılıp aldılar. Hazırda indi fen olimpiyadalarını ötkez işte en yengilik bulgan cayı, yani bir yerde olimpiyada neticesine göre galip bulgan okuyucular birinci, ikinci, üçüncü oranını egerleyen okuyucular, yani ballar ketmek etlikte de en yukarı bal toplagan üçte okuyucu galip bulup kengi baskıcı katnaş hukukunu kol getirdi. Eski nizam boyunca, eski nizamda 76 bal ve ondan yukarı bulgan balını toplayan okuyucu katnaşardı. Hazırda şu caylar apteşeldi ve en yukarı bal ketmek etliği de okuyucular iştirak etiş hukukunu kol getirdiler. Rahmat. Rahalası cereyan devam etti. Rahmat. Biz desturumuz evvelde aytıp ettik. Studiyamızı ornatılgen 223-92-01 hem de 223-92-18 rakamlı telefonlarla müracaat kılıp bemalol bugün halk talimi başkarması mütesedilerine müracaat kılış, teklifler veriş ya ki bulmasa kandidir bir savallar bulsa bemalol müracaat kılışını. Bizning mana şu telefon rakamlarımızda hazır geçe bir katar savallar geldi. Biz indi nöbetini aynen mana şu savallarını okup iştirişge ve tekişteliği bu işe vilayet halk talimi başkarması rakiplerden cevap alışge hareket kılamız. Birinci savalları. Devlet mükafatları, cesaret medalı savrundarları taifası bir pagana aşırıladı mı? Aşırılsa kanday tertipte. Aytmakçılar ki bugün devlet mükafatını alıyan okutucunun taifası hiç kanakabı sınavlarsız aşırıladı mı diye soru yaptılar. Elbette Özbekistan Respublikası devlet mükafatlarını alan okutucularımızın meleke taifaları bir pagana aşırıladı. Yani Veciller Mahkemesi'nin 572. sanalı kararı bile tasdiklenen nizamın 9. bendinde hem aynen şunu görsettik koydu. Şunun dedik bunun aşırış tertibi kendine buladı. Aşırış tertibi her yılı birinci yanvar ayında pedagog kadrlarımız şu devlet hizmetleri müracaat kıladı agentliğin neyse merkezlerine ya ki bu masa özü talim sıhhatin nazarat kılış devlet inspeksiyasının portalı var şu yerden ruhattan ötkenden keyin şunga müracaat kıladı ve onun tasdiklavçı hücceti var ve özünü tolduradığı sorumlaması var sorumlamanı toldurup hücceti yükleydi bu oldu şu neyse esas hesaplanadı onunca sertifikat şekillenip geledi. Lekin pedagoglarımıza bir neyse aytıp koyuş gerek yenge takrirde kabul kılınan karar bu 2022 yıl 1. yanvardan başlayıp küçüke girişi kararının özü de gözetildi. Şunun için 2022 yıl 1. yanvardan başlayıp küçüke girildi. Rahmet, yine bir soru bile müracaat kılıyordular. Ben hazır mektepte işlemeyim ben. Lekin taifamını saklap kalış için atestasyadan ihtiyari ötsem buladı mı? Lekin hiç kayarda faaliyet gösterdikten okutucu, şimdi sabık okutucu buluşu mümkün. Evet, bu ihtiyari kanday ötüşü mümkün atestasyadan? Şimdi bu okutucunun taifesi özü saklanıp kalırdı. Bunda haletler hem inabetki alınken. Sebep, Vezile Mahkemesi'nin meskür kararda, aldınkisi deyen bariydi, pedagog kadar atestasyaya celp kılınken de ahirge atestasyadan ötken meleke taifesi boyunca celp kılınırdı. Yani o birinci taifa buluşu mümkün, lekin onun müddeti ötken buluşu mümkün. Müddet ötkerliği sebeple işe kekeken peyde de onge müddet ötkerliği sebeple mütexessisten tölep duradı. Eğer mecburiyet sasiyaya celp kılınmazsa. Lekin yenge kararda şunda özgeriş kirtildi. Pedagog kadır bala terbiyesinde, tuğuş tatilinde üzürlü sebepleri vardı özün. Üzürlü sebeplerde bulgen peyde de onu meleke taifesinin müddet ötüp ketedigen bolsa o kayıtıp kekenden kim bir yıl devamında oşa müddet ötken meleke taifesinden hak tölep duradı onge. Atistasyada iştirak kılış için. Kim bir yıl içinde o atistasyada iştirak kılış mümkün. Lekin terim muhasasasında umuman işlemeydiğen olsa o atistasyada iştirak kılamaydı. Şu oranda yine bir nersege aydınlık kirsizlik. Mesela okutucu 35-40 yaşında Ali Taifalı okutucu buldu. O kança müddetke bu emel kılış mümkün? O kança yıldan ki yine öz Ali Taifadaki okutucu makamını saklap kalış için atistasyada tapşırış mümkün buladı. Şimdi bu atistasyaya cereyanında şunda bir prinsip var. Beşte tamayla var. Esasi prinsip var. Mecburilik, devrilik degen prinsipi var. Mecburilik degen atistasyada ötüşke mecbur sende yani. Devrilik degen 5 yılda bir mertu ötüşke mecbur sende. İhtiyari ve müddetiden aldı ve nöbetten taşkarı degen düşünceyen var. Yani bunlar nizamlı, adaşmasam 7. bende, 6. bende deyken
15 yıllık stajga ega bo'lgan oliy malaka toifali, uzluksiz 15 yıllık stajga, pedagog stajga ega bo'lgan oliy malaka toifali pedagog kadrlar majburiyat stajlariga jalb qilinmaydi. Ya'ni bu degani ularning malaka toifasining muddati cheksiz. Demak, muddat o'tmaydi. 35-40 yoshida oliy toifa maqomini olgan o'qituvchi to' pensiyaga nafaqaga chiqib ketguncha hech qanday attestatsiya topshirmasdan oliy toifali stajga qaraydi. 15 yil ishlagan bo'lish kerak. Ta'lim tashkilotlarida uzluksiz 15 yillik stajga ega bo'lgan pedagog kadrlar navbatdagi majburiy attestatsiyaga jalb qilinmaydi. Pensioner pedagog kadrlar ham xuddi shunday. Ular ham navbatdagi attestatsiyaga jalb qilinmaydi. Mabodo pensioner o'qituvchi u ikinci toifali bo'lishi mumkin, birinci toifali bo'lishi mumkin, lekin u oliy toifaga da'vogarlik qilib attestatsiya topshirishi mumkinmi? Oliy toifaga pensioner o'qituvchi ikinci toifa bo'lsa, birga da'vogar bo'ladi, keyin oliyga o'tishi mumkin. Muddatidan oldin ariza bilan murojaat qiladi va o'tadi. Agarda shunda o'ta olmasdan yiqilib chiqadigan bo'lsa, past ball to'pladi, o'tish ballidan past ball to'pladi. Bunday holatda pedagogga salbiy qaror qabul qilinmaydi. O'zining ikkinchi malaka toifasi bo'lsa, o'sha ikkinchi malaka toifasiga ketadi. Sabab uniki cheksiz. Rahmat, menimcha tushunarli bo'ldi. Nafaqadagi o'qituvchilar attestatsiyadan o'ta olmasa toifasi saqlanadimi? Aynan mana shu savol bilan murojaat qilgan ekanlar hozir. Javobini berdi. Menimcha javobini oldilar. O'quvchisi prezident maktabiga qabul qilingan o'qituvchilarga imtiyoz bormi deb so'rayaptilar. Attestatsiya jarayonlarida o'zi imtiyozlar kimga bor? U prezident maktabga kirish bo'yicha imtiyoz yo'q attestatsiya jarayonida. Lekin o'quvchisi, tayyorlagan o'quvchisi prezident maktabiga kirsa Vazirlar Mahkamasining 823 sonli qarori bor. Ushbu qaror bilan tasdiqlangan ikki lavozim aklat miqdorida bir martalik moddiy rag'batlantirish olishi mumkin o'qituvchi. Ya'ni 2,5 million oylikka ishlayotgan bo'lsa, boring 3 million ishlayotgan bo'lsa, unga 6 million bir martalik mukofot beradi o'quvchisi prezident maktabiga kirgani uchun. Demak, uning o'quvchisi joriy yilda prezident maktabiga test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tib qabul qilinsa, bir martalik moddiy mukofot bo'lishi mumkin. Xuddi shunday. Bor, ana boshqa bir imtiyozlar belgilanmagan. Yo'q, boshqa imtiyoz, attestatsiyada imtiyoz belgilangan. Attestatsiyada chet til o'qituvchilarimizga imtiyoz bor. 0 daraja va undan yuqori darajaga ega bo'lsa, bu test sinovidan ozod etiladi. Umuman kirmaydi, testdan maksimal unga 80 ball qo'yib beriladi. Da u attestatsiyada ishtirok qiladi. Shunday o'qituvchiga imtiyoz bor. Rahmat. Hozirda 40 nafar o'quvchi bir sinfda o'qishi mumkinmi? Buni men yuqorida aytib o'tdim. Yangi taqdirdagi ta'lim to'g'risidagi qonunda 35 nafardan oshmasligi kerak deb yozilgan. Agar mabodo shundan keyin ham 40 nafar qabul qilgan mana bu murojaatchi biladigan bir maktab nima bo'lsa, bizga murojaat qilsa, uni o'rganib chiqishimiz mumkin. Demak, bugungi kunda viloyatdagi o'rta umumta'lim maktablarida 35 nafargacha bo'lgan o'quvchilar bitta sinf xonasida ta'lim olishmoqda. Mabodo undan yuqori holatlar bo'lsa, bemalol viloyat xalq ta'limi boshqarmasiga murojaat qilishlari va e'tiroz bildirishlari mumkin bo'ladi. Mumkin. Rahmat. Xalq ta'limi boshqarmasida nafaqadagi o'qituvchilar holidan xabar olish yo'lga qo'yilganmi? Marhamat. Mana shu jarayon mana o'zingizdan xabaringiz bor. 4-9 oktyabr kunlari nuroniylar holidan xabar olish haftaligi joriy qilindi. Keksalar haftaligi. Keksalar haftaligi e'lon qilindi. Endi biz bugundan boshladik, to'g'risini aytishimiz kerak, 1 oktyabr munosabati bilan barcha yerlarga topshirib ketgan. Ayniqsa mana shu keksalar haftaligida barcha mana shu nafaqaga chiqqan nuroniylarimizni nafaqada o'tirgan sobiq ustozlarimizni holidan xabar olish tashkillashtiriladi. Menimcha bugungi kunda o'rta umumta'lim maktablarida alohida bir mana shu faxriylar kengashlari faoliyat ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Bor, viloyat xalq ta'limi boshqarmasida faxriylar uyushmasi faoliyat ko'rsatadi. Ular har bir bayramlarda, mana shunday bir hayit kunlari bo'lsin, boshqa bo'lsin, umuman shunday bir sanalarda keksalar holidan xabar olish albatta navbat-navbat tashkil qilinib kelyapti. Rahmat. Rus maktablarida bir sinfda necha nafargacha o'quvchi ta'lim olishi mumkin? Sinflar soni 6-7 tadan oshib ketsa, uni qisqartirish qanday tartibda amalga oshiriladi? Ro'zmetova Gulshoda Xonqa tumanidan. Endi bu savol to'g'ri. Ota-onalarimizda bir rus maktablarida o'qitishga juda qiziqish katta. Ular juda talabgor bo'ladi. Shuning uchun bu yil hatto mana shu hujjat topshirgan o'quvchilarni bir suhbatni o'tkazish jarayonini ham tashkil qilishga majbur bo'ldik.
Doğru yapta 6-7 sınıflar teşkil bular. Lakin bunların kıskartılış meselesi bir nesneye itibar kılış gerek. Biz bugünkü günde talim Rus dilde alıp bağlarken mekteplerdeki kuvotana evvelen var. Mekke'm uçladık. Kuvotada aşken halat bozsa demek şu mektepte şu sınıf okulçuları okuşke imkaniyet var. İmkaniyetten taşkarı iş kılıp bulmaydı. İmkaniyet var bölgencaya şu 5 sınıf bozsa 6 sınıf bozsa kabul kılındı. Ondan taşkarı alınmadı. Yakında bir anık... Bana şu malumatçıya, içtimai tarmaklarda gözüm düştü. Rusya Federasyası'nın kayısı bir hudutlardaki orta umutelim mekteplerde birinci sınıf okuşlarını kabul kılış cereyanında alfabetteki harfler, alifbo harfleri yetişmeyi kol geldiği aytıladı. Demek bu yerde anık 20'den köprak, 25-26'dan köprak sınıflar ya birinci sınıf okuşları kabul kılıngan. Demek biz de bugünkü günde bana şu cüdakan bir Rus mekteplerini özüyüz. Aytıp ettiğiniz bu vilayetin bana şu tuman merkezlerde bitteden aşık varsa ikteden buluşu mümkün. Lekin bunge ferzentlerini Rus mektebi de okutmakçı bulgen ata analarının iştiyakı belen. Ve ana şunun üçün ham bana şu tuman merkezlerdeki orta umutelim mekteplerde birinci sınıfke kabul kılıyken de 6-7 sınıf geçe birinci sınıf okuşları kabul kılınarken. Şimdi ben her sabah bana şu körsat oda çıkkanımda aytamam. Bugün ama açtım özüm gebirdim akıldım. Evvel ambar ferzentlerimizde özümüzün milli dilimiz devlet dilini öğretişimiz gerek. Bana şu bugün günde taklit kılıp göredigen bozsanız cüde yakşı neticelik erişip gülatken okuyucular esasen şu bana şu Özbek dili de okutuladigen özümüzün milli dilimizde okutuladigen mekteplerde köplep tapıl yaptı. Yine bir muamma ben yukarıda aytıp ettim. Yukarı sınıflar gibi ötkenine ki mutakassıslar yetişmezlik ham şu Rus mekteplerde ence muammalarını keltirip çıkarır. Kala verse, bana prezident mektebi gibi olgen imtihallar saf Özbek dili de alındı. Başka mektep internatlarda ham şunday devlet dilini umman Özbek dili de okuyan okuyucularını ence üstünlüğü sezilip tuttu. Rus dilini, İngiliz dilini, bana şu adli Özbek dili de okutuladigen mektepte ham yakşı okutuş mümkün. Berber atanalardan kayısı mektepte okutmasın, nezaret talep kılınadı, koşumca meşruatlar talep kılınadı. Demek şu oranda bir nerseye itibar karatışını lazım deyip bilemiz, birinci nöbette ona tılı ve edebiyat mı? Bugünkü günde Ali Telim muhasasalarına kabul kılışta ham, o kayısı sahada mutakassis bulup yetişiden kat'i nezer, bana şu Özbek tılı ve edebiyattan alakada test savalları buluşu. Elbette. Çünkü o kayısı bir tılını mükemmel örgen makşup olsa, birinci nöbette özünün ona tılısını mükemmel bilişi ve keyinçelik bu harici tillerini özleştirişi mümkünlüğü ham bugün bor gap. Doğru gap. Bunun targıbat kılışımız gerek. Beraber. Rahmet. Her kanlı vaziyette. Rus tiliden olimpiyadaki boradigan okuyucu ona tili fenden ham bora oladı mı? Şimdi aytmakçılar ki iki fenden deyip de. Benimce. Şunu şimdi. İki fenden. Mesela Rus tiliden olimpiyadaki boradigan okuyucu şimdi Özbek tili ona tili deyip aytardılar. Özbek tiliden ham bir yola iki fenge katnaşı aladı mı? Bir vakit mi gözüde? Nizamda bir okuyucu bir defenden iştirak kılışı bilgilengen. Kayısı baskı içinde, tümen ve vilayet baskı içinde. Mektep baskı içinde ise bir neçe fenden iştirak kılışı mümkün. Beş tece. Öz imkaniyetlerini sınav görüşü mümkün. Birinci baskı içinde. Birinci baskı içinde. Mektepte. Rahmet. Mekteplerde faaliyet orup boyatken orta maksus malumatlı okutucularını Ali Telim muhasasalarda okutuş boyunca kanday işler emelge aşılmakta. Yengerik Tuman'dan Atabayev Bahtiyar müracaat yaptılar. Bu boyunca 4 yıl mavaynıda imkaniyetler verildi. Ularga imtiyazlı kontrakt pulu töleş, misal için adli kontrakt 6-7 milyon olsa ularga 2.200 töle okutuş imkaniyetleri verildi. Büyür ham imkaniyet verildi. Misal için öte almayı kalgenlerini, orta maksuslarını tavşırken hüccet öte almayken. Şu öte almayanlarını kayteden alıp, rökat kılıp, Respublika boyunca 500 nefer koşumça kuvvet ajratıldı. Bu boyunca imtiyazlar verilip tuttu. Lekin bir nese var, ana şu körsetilgen imkaniyet ve imtiyazlardan faydalanmasından hemen orta maksus malumatlı olup yürgenler var bizde. Bularga benim meslekatım, Ali malumatlı boşka hareket kılın. Bundan keyin fakat Ali malumatlı, ilimli, salakiyatlı okutucularga talep aşıp var yaptı. Bunun birden bir sebebi, bir oranga talepkar köpeği yaptı. Misal için, mektepte orta maksus malumatlı işlep durgen olsa, şunun oranga Ali malumatlı 5-6 nefer iket durdu hazır. Mektep direktörlerde talep alış imkanı yaptı, bunu yaptı hazır. Şunun için,
harakat qiling, oliy ma'lumotli bo'lishga. Demak, bu aynan ana shu yosh mutaxassislarning bu haqli e'tirozlariga ham sabab bo'ladi. Nima uchun men falon yil oliy dargohda o'qib, ana xolos, to'g'ri gap. Yetarli mutaxassislikka ega bo'lib kelamanu, meni ishga qabul qilmasdan o'rta maxsus ma'lumotli o'qituvchi faoliyat ko'rsatish kerak degan bir e'tiroz bo'ladi. Mana shu fikr ham shakllanib qoladi-da ularda. Shakllanadi. Ularda keyin bir boshqacha bir fikrlar ham paydo bo'ladi-da. Yaşlardır. Demek bugünkü günde bana şu her yılı kabul cereyallarda hüccet tapşırmazdan bana şu orta maksus malumatlı okutucular var halı. Hüccet tapşırmazdan bana şu okuş niyeti de bulma yani. Var. Hareket kılmazdan. Doğru yapıyorsun. Rahmet. Ferzendimin birinci sınıftaki okutucusu ikinci sınıfta özgertirildi. Onun okutucusunu özgertirmezlik için kimge müracaat kılış gerek? Şimdi bu onun okutucusunu özgertirmesi için bir vasıta terim muhasasasına rehberine müracaat kıladı. Kendi halette özgeriyen bu çünkü. Bu tuğuş tatilge ya ki bu olsa başka bir sebeplerge göre ya ki işten boşayken bu mümkün. Şunun halette özgeriyen bu mümkün. Şunun da Vezirler Mekkemesi'nin 372. sanlı kararı bilen Adliyeden 372. sanlı ruhattan ötken ders taksimatı doğrusundaki nizam var. Bu ders taksimatı doğrusundaki nizam arkalı ularga ders taksimatı kılınadı. Bunda okutucunun yutukları, onun okuyucuları erişken neticelerine karab ders taksimatı kıladı. Belki şu ferzendiniz təlim yeri atken mektepte şu okutucu, sınıfta okutucunu şu yutukları kemlik kılgendir. Ondan küşürak okutucuya şu sınıfını verip ötkezgen buluşan mümkün. Rahmat. Birinci güruh Nagiranıman, Xiva Şahar 121. son maksus internatta 43 yıldan beri işleymen. 2003. yıl Maliye Vazirliği tamamdan Ali Tayyifadaki mutakassiske düştüm. Mükafat ve unvanım var. Ali Tayyifamını kayta tikleş imkanı var mı? Metcan Hürmet Xiva Şahar'dan. Şimdi bu Ali Tayyifem misal için... Bilemiz ki normatif hukuki hüccetler doğrusunda kanun diye körsetilgen normatif hukuki hüccetler artıca kayıtış gücü giyemez. O kabul kılınken künden keyin aldığına kadar rağ yakıladı. Yani sizin müddet ötken ya ki nima kılınken Ali Tayyifen'e tikleş imkaniyeti yok. Lekin siz devlet mükafatı sarunları bulsanız sizce bir pahana yukarıdan nima veriş mümkün. Meleke Tayyifesi verir. Bir pahana aşırıp. Yengi karar boyunca. Bunu hem arıza bilen müracaat kıladı. Şu müracaat kılgenden ki müracaatı 10 gün devamında təlim sifatını nazarat kılış devlet inspeksiyasından tamamen körüp çıkıladı. Arizalar şu 1. anvardan 31. dekabreşe haklıken müddette aralıkta verişi mümkün. Lekin bu emelge faaliyet başladı 2022 yıl 1. anvardan bu karar. 2022 yıl 1. anvardan başlayıp küçük ekledi. Rahmet. 20 yıl işleyen okutucu atistasyadan öte almasa taifası alıp taşlanadı mı? Şimdi bayağı ayettik fakat 15 yıllık ve ondan yukarı pedagogik stajı gibi Ali Meleke Tayyifeli okutucu. Bizge okutucu misal için ben de şunday bir Xorazm'da ya ki bu olsa bütün halk təlim tizimi deyim şunday halet var. 20 yıllık mütexessis Meleke Tayyifeli okutucu var. 5 yıllık Ali Meleke Tayyifeli okutucu hem var. Bizge okutucunun iş stajını, çeyirlik iş stajı mühim emez. Onu tecrübesi, onu bilimi, onu teyarlayatken okuyucuları, yani şunun sifatini semeresi mühim bizge. Yani şunun için bu stajga imtiyaz verilmeyen. Rahmet, halk təlimi əlaçısı kökürek nişanıgi ige bolgen okutucularga kanda imtiyaz var? Atacanı kursant Qoşköpür tumanından. Atistasiya jarayoni bo'yicha bunday bularga imtiyozlar nazarda tutilmagan. Xalq ta'limi a'lochisi faqat davlat mukofotlarini, xalq ta'limi a'lochisi tarmoq mukofoti deb aytiladi. Shuning uchun bularga imtiyozlar ko'zda tutilmagan. Rahmat. Mana biz ko'plab mana shu xalq ta'limi sohasiga oid savollarga imkon doirasida javob berishga harakat qildik. Yana sanoqli kunlardan keyin 1-oktyabr O'zbekistonda o'qituvchi va murabbiylar kuni umumxalq bayrami sifatida keng nishonlanadi. Bu nafaqat o'qituvchi murabbiylarning kasb bayrami, balki O'zbekistonda umumxalq bayrami sifatida e'tirof qilingan. Dam olish kuni. Demak, mana shu bayram arafasida ko'rsatuvimiz efirga uzatilmoqda. Shunday ekan, mana shu bu yilgi bayramni viloyat xalq ta'limi sohasi xodimlari qanday yutuqlar bilan kutib olishmoqda? Qolaversa, ularni qanday yangiliklar kutayapti? Marhamat. Albatta, juda to'g'ri aytdingiz. Mana hamma o'qituvchi ustozlar bugungi kunda yaxshi kayfiyatda. Mana 2 kundan keyin umumxalq bayrami o'zingiz aytganingizdek. Bu yil har tomonlama mana shu Xorazm viloyatida xalq ta'limi sohasidagi sifat, natijadorlik bo'lganligi uchun
devletimiz tamamından ham, Halk Ta'limi Vazirligi tamamından ham alohida e'tibor qaratildi desem ben yanlış mıyım? Bunga misol qilib 50 nafar o'qituvchimiz Halk Ta'limi aloqasi. 9 nafar o'qituvchimiz Halk Ta'limi fidoisi. Bir necha nafar o'qituvchilarimiz devlet mükafatlarını mana olishga sazovor bo'lmoqdalar. Endi hech qachon men mana necha yillik tajribam bor, mana Tursunboy ham tasdiqlashi mumkin. 50 nafar o'qituvchiga Halk Ta'limi aloqasi berilgan emas. Bu yil ham 30 yillik yubiley, ham Xorazmda ta'lim sifati juda yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'ldi. Birinchi misoli attestatsiya jarayonlarida birinchi va oliy toifali o'qituvchilar ulushi bo'yicha birinchi o'rin bo'ldik. Attestatsiya jarayonlarida olgan o'rtacha ballar hisobiga ham respublikada birinchi o'rin bo'ldik. Bu degani ta'lim sifati degani. Oliy ta'lim bo'yicha ham ko'rsatkichlarimiz yomon emas. Ana shularni e'tiborga olgan holda mana shunday rag'batlar bo'ldi. Ben fırsattan faydalanıp, mana şu işini tizimli devam kıldırışını, mana şu ustazlarımızga yakşı keyfiyet bağışlaşını cüle cüle bir ister idim. Bayramlar mübarek diyimiz, keyfiyet yine yukarı bola versin, mana şunun da yutuklarını alış devam kala versin. Bu berçemizin bayramımız. Rahmet, bizge hazır yine, yine iki de savalını kabul kılıp aldık. Desturumuz son gide, mana şunu elbette cevap verişge hareket kılamız. Ferzendim 11. sınıfta okuydu. Tayarlı güruhüge barışı üçün mektep kandayı şerayet yaratıp bire aladı? Derslerden ruhsat bire aladı mı? Metkerimov Tolkun Ürgenç Duman'dan. Şimdi derslerden ruhsat biriş umman mümkün emez. Şunun için hem halk talim tizminden variyatif oku recelerini cari kılındı. Yani kuddu şu repetitirlikini şu yerde ders saatine köpeytirilen halette ötüşü mümkün. Talim muhasasası. Mektep mühendisliği. Demek Allah'ı da bir joyga katnap bu yerden repetitirlik meşgulatlarını alışı için mektepten ders meşgulatlarından ruhsat kılınmaydı. Ders meşgulatlardan azat kılınmaydı. Lekin dersten boş vakti de benim alalım barışım mümkün. Rahmet. Yine bitti saval. 4'te ferzendim mektepte okuydu. Kitap icarası da kınalmaktaman. İmtiyazlar var mı? Var bolsa kan değil. 4 nefer ferzendi orta umut elin mektepte tahsil alıyorken ata analar için derslikler icarası bu işe imtiyazlar var mı? Şimdi derslikler icarası bu işe özü bana temir defterge kirgen ailenin ferzetleri var, eyalar defterge girgen anaların ferzetleri var. Evvel bunlar kem temillengi aileler deyip melumatnama bilen imtiyazlar verirler idi. Bugünkü de fakat bana şu defterlerge girgen ailelerinin ferzetlerine imtiyazlar var. Rahmet. Bugünkü teşrif için bildirilgen fikir, mülahazalar için sizlerge samimi minnettarçılık bildirgen halda biz bütün bir bizni tamaşa kılıyorken, ülkemizde faaliyet gösteriyorken okutuşu murabbilerini 1. Oktyabr, okutuşu ve murabbiler günü umumhalk bayramı bilen samimi kutlap kalamız. Şunun bilen bugünkü islahat ve mesuliyet türkümüden desturumuzu yekullayımız. Hayır, salamet bulayım.